Sevgili Kaya Elevcilik kanal takipçileri, herkese merhabalar. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce videoda bir takım sesler duyabilirseniz falan gibi sesler gelebilir. Bu sesler tamamen benim 3 boyutlu yazıcımdan gelen seslerdir. Aklınıza bir şey gelmesin. Geçenlerde videonun birinin altında böyle tuhaf bir ses çıktığı için arkadaş korkmuş ve yorumlarda yazmış, o gelen tuhaf ses neydi öyle falan diye. Şimdi siz de korkmayın diye baştan sizi uyarıyorum. Bu gelen sesler 3 boyutlu yazıcımın sesi, şu anda bir parça basıyor. Onun için affınıza sığınıyorum ve hemen videoya geçiyorum. Videonun başlığında gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöylesine küçük bir elektronik devre ile kendi motor devir sayacımızı kendimiz yapacağız bu videoda. Bu elektronik devrenin şu an güncel fiyatı 15 lira civarında. Çok ucuz ve çok basit bir kızılötesi sensör modülü diye geçiyor arkadaşlar bu modül. Benim elimdeki modülün modül numarası HW-201. Şöyle kameraya yaklaştırayım ve görün, aynısından almak istiyorsanız HW-201 numaralı bir modül. Bu modülün benzerini eğer isterseniz kendimiz tasarlayıp çalışabilir hale de getirebiliriz. Eğer derseniz ki ya nasıl yapıldığını öğrenelim, biz merak ediyoruz bu işleri, onun için bu modülün aynısından bir tane kendimiz imal edelim, kendimiz yapalım. Hatta bu modülün 220 volt çıkış verenini de yapalım diye düşünecek olursanız lütfen yorumlarda bana bildirin. Bu modülün aynısından tasarlayalım ve çalıştıralım arkadaşlar. Muhtemelen bundan daha pahalıya mal olacaktır ama kendi imalatımız, kendi ürettiğimiz bir şey olacaktır. Neyse, lafı fazla uzatmadan hemen bu modülle bir motor devir sayacı nasıl yapılır hemen sizlere onu göstereceğim. VCC modülümüzün artı beslemesi, GND eksi, out yazan da çıkış kısmı arkadaşlar. Hemen çıkış kısmından VCC kısmına 1.2K'lık bir direnç bağlayacağız. Bakın, 1.2K'lık direncimiz de burada. Kahverengi, kırmızı, kırmızı direncimizin renkleri. Hemen hadi gelin bu direncimizi bir lehimleyelim modülümüze. Yapacağımız devre çok basit ve çok işlevsel bir devre olacak. Herkesin yapabileceği, herkesin kullanabileceği bir devre olacak arkadaşlar ve bu devrenin çalışma mantığını da yine her zamanki gibi anlatacağım. Devrenin dizaynını değil de mantığını söyleyeceğim sizlere. Eğer devrenin dizaynını da merak ediyorsanız dediğim gibi yorumlarda bildirin ki bu devrenin aynısından çalışır vaziyette yapabilelim. JLCPCB firması, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız JLCPCB firmasıyla çalışabilirsiniz. JLCPCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra dilerseniz normal PCB, yani standart PCB veya PCBA gibi PCB montajlama hizmetleri veya yine dilerseniz esnek PCB, yani flex PCB siparişlerinizi dört dörtlük bir şekilde JLCPCB firmasına verebilirsiniz. Evet, direncimizi bağladık arkadaşlar çıkışla GND kısmına. Şöyle biraz daha yaklaştırayım ve daha net görün. Evet, bu devremizin çalışma şekli şu arkadaşlar. VCC'den artı 5 volt, GND'den eksi verdiğimizde buradaki kızılötesi verici led ile kızılötesi alıcı ledin önüne bir cisim geldiğinde, bir nesne geldiğinde kızılötesi ışık cisimden yansıyıp alıcının üzerine düşüyor ve buradaki entegrede bu gelen sinyali değerlendirip bize çıkış voltajı veriyor arkadaşlar. İşte devrenin çalışma şekli bu. Biz de Bir motorun devrini birazdan göreceksiniz. Dönen bir nesne üzerine yapıştıracağımız beyaz bir bantla koyu bir renkte olan bir dönen nesnenin üzerine yapıştıracağımız beyaz bir bantla veya açık renk dönen bir cisimse bunun üzerine yapıştıracağımız koyu bir bantla, siyah bir bantla motorun devrini çarpıp gelen kızılötesi ışınları ürettiği çıkış sinyalini sayarak ölçeceğiz ve bu sayma işini de elimizde kullandığımız herhangi bir ölçü aletinin frekans kısmından, gördüğünüz gibi hemen burada bakın, bu ölçü aleti frekans ölçebiliyor ki en basit ölçü aletleri bile, öğrencilerin kullandığı bu en basit ölçü aletleri bile gördüğünüz gibi şuradaki kare dalga işaretinin olduğu yerden frekans ölçebiliyor arkadaşlar. Bu kısımdan saniyedeki tur sayısını saydıracağız ve motorun devrini çok rahat bir şekilde hesaplayacağız. Hepsini merak etmeyin, uygulamalı bir şekilde göreceğiz şimdi. Hadi gelin devrenin kalan kısmını yapalım. Şimdi bu devrenin çalışması için gerekli olan 5 volt yerine biz bir lityum iyon pilin voltajından yararlanacağız arkadaşlar. Bakın bu lityum iyon pil 3.7 voltla 4.2 volt arasında bir voltaj veriyor ve bu voltajda bizim devremizin çalışması için gayet yeterli bir voltaj aralığı. Devremiz bu voltaj aralığında çok sağlıklı çalışıyor. Evet, şimdi hemen pil yatağımın artı bağlantı kablosunu VCC'ye lehimliyorum. Eksi bağlantı kablosunu da GND'ye lehimliyorum. Evet, eksi kısmını da lehimledikten sonra şimdi hemen devremizin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığına bakalım. Pilimizi pil yatağının üzerine montajlıyorum. Takıyorum yani. Bakın devremizin üzerinde hemen buradaki kırmızı led yandı. Şöyle biraz daha yaklaştırıp göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı led yandı arkadaşlar. Şöyle biraz karanlık yapabilirsem görmenizi istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi kırmızı led yandı. Bakın parmağımla önüne geçtiğimde diğer ledin de yanıp söndüğünü göreceksiniz. Evet, işte parmağımdan yansıyan kızılötesi ışıklar devremizin bize çıkış sinyali üretmesini sağlıyor. Out yazan bacağından. Şimdi hemen bu çıkış yazan kısmına şu artı kablomu, GND'ye de şu turuncu kablomu takayım ve eğer sizin devreniz, şunu söylemeyi unutmayalım, sizin devreniz bu şekilde çalışmıyorsa arkadaşlar, devrenin üzerinde bir potansiyometre var. Bakın bu potansiyometre ayarsızsa eğer, devreniz sürekli çıkış sinyali verebilir veya hiç vermeyebilir. Bakın bu şekilde bir cisim görmediği halde lambam yanıyor, çıkış lambam, ve hiçbir sinyal üretemez bu devre. Potansiyometreyi ince bir tornavidayla şöyle hassas bir ayar yapıyoruz. Lamba sönecek. Söndüğünde önüne engel getirdiğimizde gördüğünüz gibi çıkış lambamız yanıp sönmeye başlayacak. Devre bu şekilde çalışıyorsa motor devir sayacınız da gayet sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Hiç merak etmeyin. Şimdi ölçü aletimi aldım elime. Bakın hertz kademesinde arkadaşlar. Açalım ölçü aletini. Ekranda da gördüğünüz gibi hertz yazıyor. K işareti kilohertz olduğu anlamına geliyor. Bu şekilde de yine sizin görebileceğiniz bir halde ölçü aletimi koyuyorum. Ölçü aletimin eksi probunu GND'ye, artı probunu da çıkış kısmına bağlıyorum. Birbirine değmemesine özen gösterelim. Şu anda gördüğünüz gibi sıfır. Önünden herhangi bir cisim geçtiğinde bakın gördüğünüz gibi ekranda hemen sayılar belirmeye başladı. Evet, şimdi bu üretilen sinyalin saniyede kaç darbe olduğunu bize ölçü aletimiz hertz cinsinden gösterecek. Yani saniyedeki darbe sayısını bize ölçecek. Bunun için bir şarjlı matkabın ucuna görmüş olduğunuz gibi böyle beyaz bir bant yapıştırdım ve kızılötesi sensörümün floresan lambanın ışığından etkilenmemesi için de ışığımı kapattım arkadaşlar. Şimdi ekran sanırım gayet güzel gözüküyor kamerada. Bakın, matkabımı döndüreceğim ve matkabımın saniyedeki dönüş sayısını ölçü aletim bana sayacak. Unutmayın, saniyedeki dönüş sayısı. Evet, bakın döndürüyorum. Evet, 6.47 tamam, şöyle tam denk getireyim arkadaşlar. Evet, 6.45. Evet arkadaşlar, saniyedeki matkabımın dönüş sayısı 6.45'miş. Şöyle tam denk getireyim. Evet, gördüğünüz gibi 6.44 o aralıkta geziniyor. Bu benim matkabımın saniyedeki dönüş sayısı arkadaşlar. Bu sayıyı 60 ile çarpacağız ki dakikadaki devir sayısını bize versin. Çünkü tüm devir sayaçları RPM olarak sayar. Yani rotate per minute. Dakikadaki dönüş sayısı. O da nedir? 6.44 çarpı 60 arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. 6.44 çarpı 60 diyorum. Eşittir 386.4 gösteriyor. Dakikadaki dönüş sayısı. Peki bu dönüş sayısı doğru mu? Hemen ona bakalım. Burada profesyonel bir devir sayacım var. Devir sayacımı açıyorum ve test kısmını aktif ediyorum. Hemen şu şekilde devir sayacımın lazerinin denk geldiği yerden saydırmaya başlıyorum matkabımın dakikadaki tur sayısını. Evet, gördüğünüz gibi 388.2, 387.8. Evet, biz kaç hesaplamıştık? 386. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 387.8 gösteriyor. Dakikada 1-2 tur, hatta 1-2 tur bile değil, 1-1,5 tur yanılma payıyla görmüş olduğunuz gibi devir sayacımı gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir test daha yapalım. Matkabımı bir tık daha hızlandırayım. Daha hızlı devir veren ikinci vites kademesini alayım. Ve tekrar şöyle bir ölçüm yapalım. Evet, bakın 25.17 gösteriyor arkadaşlar. 25.17. Hemen yine hesaplayalım. 25.17 çarpı 60 dedik. Pardon. Çarpı 60. O da eşittir 1510'muş arkadaşlar. Bakalım 1510 deviri ölçü aletim bana verecek mi? Hemen tekrar ikinci viteste şöyle lazeri denk getirip çalıştırıyorum. Ve evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1510 devir civarında ölçüyor ölçü aletim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bir ara 1510 gösterdi ama 1507-1508 civarında, ki böyle ölçü aletlerinde zaten yüzde olarak belli bir hata payı vardır ki bizim kendi yaptığımız devir sayacımızda profesyonel ölçü aletine çok yakın bir değerde ölçüm yaptığını hep beraber gözlemlemiş olduk. Evet arkadaşlar, küçücük bir devre ile görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir devir sayacı yapmış olduk. Evet sevgili Kaya Elevcilik kanal takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik konulara ve elektroniğe merakınız varsa ve halen kanalımıza abone olmamışsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bize destek olmak istiyorsanız nokta dahi olsa yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.